Yepyeni bir Müzik Gezegeni programından herkese selamlar, sevgiler, saygılar efendim. Yeni bir yayın dönemi, yeni umutlar, yeni bir ay. Bugün 1 Haziran 2020. Bizler bundan böyle Müzik Gezegeni programımızı, Müzik Gezegeni Canlı adı altında yayınlayacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına şimdiden hepinize programa hoş geldiniz diyorum. İyi yayınlar, yeni yayın dönemiyle ilgili iyi günler, sağlıklı yarınlar diliyorum efendim. Evet, bugün ilk konuğum Mert Yılmaz olacak. Bu yeni süreçte tabii ki biliyorsunuz geçtiğimiz 2 ay bizler de hasbelkader elimizden geleni yapmaya çalıştık. Covid-19 sürecinde Messenger'dan bağlantılarla müzisyenlerimizi sizlere buluşturmaya çalıştık. Ama bundan böyle canlı canlı buluşturacağız sizleri. Hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Mert, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bu yeni yayın döneminde seninle bu ilk programımız, yani bu Müzik Gezegeni canlı programının ilk konuğu sensin. Evet, öncelikle hayırlısı olsun. Teşekkürler. Tabii şeyde bu 2 aylık süreçte Covid-19 sürecinde küresel krizin getirdikleri adlı bir program yaptık ve seni de o programın ilk konuklarıydın yine. Evet, evet. Çok sağlıklı sesler alamadık Messenger'dan biliyorsun. Gayet normaldi ya. Bir de o dönem zaten aslında sanırım bütün herkes evde ve herkes internete yüklendiği için yani onun da bir etkisi oldu etkisi bence. Etkisi olmalı. Zayıfladı. Gerçekten hiçbir şey yapmayan, hiçbir şey üretmeyen müzisyen arkadaşlar bile o süreçte bir şeyler yaptı. Evet, evet. Bayağı bir malzemeler çıktı yani hepimize, herkese. Evet, evet. Sen neler yaptın? Ya ben de işte herkes gibi tabii ki önce bir bocalama süresi geçirdik. Yani bir şaşkınlık, bir ne oluyoruz? Çünkü farklı farklı kaynaklardan çok farklı farklı haberler. Yani çok ciddi, çok böyle karamsar olanlar da var. İşte daha olumlu haberler de var. İlk bir bocalamadan sonra ama tabii alıştık o süreçte. Ben de yani evdeydik. Evimiz ormana yakındır. Birazcık şanslıyık. İşte biraz yürüyüş yaptık. Spor da yaptık. O sürede evet, evet öyle yaptık. Müzik adına bir şeyler yaptın diye biliyorum. Evet, doğrudur. Yani çalışmalarım oldu. Son safhaya kadar getirdim. Yani bugün aslında gönül isterdi ki burada o yeni parçalardan çalalım. Çalalım ama biraz daha yani biraz daha zamana birkaç dokunuşa daha ihtiyaç olduğu için birkaç dokunuşa. Sözüm olsun bu bir sonraki defaya. Bir de sözün olsun yaptığın parçayı ilk burada çalacağız. Tamam. Anladım. Yani okeydir. Müzik Gezegeni programının bir özelliği olsun. Doğrudur, doğrudur. Tabii senin daha önce de konuştuk. O Ses Türkiye ile ilgili bir de maceran var. Onu geçtiğimiz programlarda konuşmuştuk. Bu programlar hala daha yapılacak. Gelecek seneye de hazırlıklar yapılıyor. Bu programların sence yani bu özellikle müzik seçen gençlere, müziği bir yaşam biçimi olarak seçen ve müzikte kariyer yapmak isteyen gençlere gerçekten bir faydası olacağına inanıyor musun sen bu tip programların? İnanıyorum tabii ki. Şimdi artık günümüzde biliyorsun ki medya çok fazla önem teşkil ediyor insanların hayatında. Yani bugün bir medyada, bir programda, herhangi bir yerde kısacık yer alabilmek bile çok büyük farklara yol açabiliyor. Yani bu gerek kendi profesyonel müzik hayatındaki tekliflerin artması olabilir veyahut da her şeyi bir kenara bıraktım, kendini motive daha çok edecektir. Tabii ki televizyon programları bu açıdan çok önemli. Yani değil mi? Özellikle de izlenen bir programsa. Aynen, aynen, aynen. Ve aslında önemli olan tabii ki ilk başta oraya o katılma cesaretini gösterip oraya bir gitmek. Oranın bir havasını solumak. Yani orada insanın yaşadığı tecrübeler bile gerçekten kendisine birçok şey katıyor. Yani bakış açısı biraz değişiyor. İnsanın daha çok profesyonel hissetmeye başlıyor kendisini. Çünkü evet diyor yani ben bu müzikle ilgili, müzik kariyerimle ilgili büyük bir adım attım ve bu yarışmaya katıldım. Tabii sokakta da yürüyüşler değişiyor. İnsanlar daha çok tanıyor. Onun da etkisi tabii oluyor. Ki, tabii ki, tabii ki. Bunlar hepsi işte olumlu dönüşler. Yani ben de geldikten sonra işte bir mağazaya alışverişe gittiğimde insanlar, aa sizi tanıyoruz işte. O Ses Türkiye'de dinledik, işte çok beğendik, yanınızdayız, destekliyoruz. Çok gurur duyduk. Yani bu kelimeleri duymak bile insanın ruhunu
okşuyor. Yani orada daha güzel hissediyor insan kendisini. Kesinlikle. Kendine ait bir albüm oldu mu şimdiye kadar hiç? Yok, işte onun çalışmaları. Yani benim aslında daha önceden yapmış olduğum besteler vardı. Yani yıllar öncesinde yapmış olduğum besteler. Ama onlar bir yere toplanmadı. Bir yere toplanmadı. Onları biz işte belli zamanlarda icra ettik. Ama ondan sonra o tozlu raflara kaldırdık onları. Şimdi işte onların hepsi çıktı. Neredeydi onlar? Kayıtlarda var mıydı herhangi bir yerde? Yok, onları hiç... Tozlu raflar derken beyindeki raflardan mı bahsediyorsun? Beyindeki raflar, evet. Ve o evet. Notalar, yani arşivde evet. Bahsediyorum. Yani uzun zaman bir şey yapmamıştım ben. Tabii insan 10 yıl önce yaptığı bir parçayı 10 yıl sonra dinleyince birçok eksiklik bulabiliyor. Tabii veya ki. Beğenmiyor değil mi evet, o zaman evet, yaptığını? Evet. Kendi kendine gülüyor da zaman zaman. Tabii ki. Sen de biraz fazla incelediğin için bir türlü onları doğrudur, hayata doğrudur. Geçirmedin daha. Ama işte bazıları da şöyle oluyor. Yani ya da 10 yıl önce yaptığınızda çok beğenmediğiniz bir şeyi bugün çaldığınızda onun içerisindeki güzel bir şeyi keşfediyorsunuz. O duyguyu o zaman aslında o esere, o şarkıya verdiğiniz, kattığınız o duyguyu. O amatör ruhu. Evet, 10 yıl sonra onu görüyorsunuz orada ve diyorsunuz ki bu hak ediyor. Yani bunun üzerine birazcık dokunalım, biraz çalışalım bunun üzerine ve bunu çıkaralım. Değil mi? Piyasaya. Evet sevgili Mert, bugün tabii ki ilk programımız bizim için de çok önemli. Bugün rejide de farklı arkadaşlarımız var. Yönetmenimizi Hüseyin Tekerek arkadaşım yapıyor bundan böyle. Bugün bizim için herhalde güzel parçalar seçmişindir. Diye evet, düşünüyorum. Tabii ki. Tabii zaten ki. Sen parçaları güzel yorumluyorsun. Yani bilinen parçaları teşekkür ederim, sağ kendine göre yorumlayıp farklı bir yorum katıyorsun. Bu da aslında güzel bir şey. Çünkü zaten o adam o parçayı yapmış. Aynısını çalacaksan hiç çalma daha iyi değil mi? Evet. Sen de öyle düşünüyorsun herhalde. Tabii ki. Yani o bu doğal bir şey mesela. Yani eminim sen de öylesin. Yani mesela bir şarkıyı dinleyip de beğendiğimizde onu hatta farklı kişilerden de dinleriz. Yani işte genelde güzel olan, hit olan şarkıları, özellikle eski şarkıları, üçten fazla farklı sanatçı icra eder. Hepsinden dinleriz ve onlardan bir şeyler duyarız böyle. Ve o kendi içimizde tabii biz yoğurduğumuzda kendi tarzımızda bir şey çıkar ortaya. Mesela Zeynep Bastık diye bir arkadaş çıktı ve bilinen parçaları söyledi. Bilmiyorum kendine ait beste var mı bilmiyorum. Lakin bir bakıyorum mesela Ahmet Kaya'nın veya işte bizden de bir parça aldı, Fikri Karayel'den bir parça aldı. Gerçekten parçalara öyle bir farklı yorum getirdi ki mesela ben o parçayı Fikri'den de beğeniyordum. Ancak onun yaptığı evet yorum daha bir farklı oldu. Yani bu önemli bir şey. Evet. Yani bir cover parça yapacaksanız bir şey farklı yapmanız lazım ki o parça kesinlikle farklı olduğunu hissettirsin. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, tabii ki sohbetimize devam edeceğiz. Seni böyle bir alalım. Müzik arası verelim. Bu ilk programda tabii seni ki dinlemek istiyoruz. Şu anda tabii dünyanın birçok yerinden de bu programı izliyorlar. Onlara da böyle bir merhaba diyelim güzel bir müzik parçasıyla. Tamam, ben o zaman oraya geçiyorum. Hangi parçayla başlıyoruz sevgili Mert? Yani bugün böyle birazcık canlı yayın ve spontane seçelim. Yani öncelikle... Şöyle bir yerleşelim. Eskilerden dedin. Yani eski, tanıdık, bilindik bir parçayla başlayalım o zaman. Evet. Sahne senin. Ben böyleyelim diyelim. Aşkınız gölgesiz olmalı.
İster zorla ben böyleyim. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev. İster zorla ben böyleyim. Üzgünüm, acı sözlerim için. Üzgünüm, seni kırdığım için. Haklısın, bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım, ben böyleyim. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim, ben böyleyim, böyleyim, böyleyim. Oraya gitmişken bir tane daha parça alacağız çünkü doyamadık sana. Oo. Diye düşünüyorum. Peki, umarım izleyenler de aynı fikirdedir. Tabii ki seve seve. O zaman bir tane yine eski yapalım. Steve Wonder'dan yapalım bir şey. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. I never thought true love would be making one as in love as she. Isn't she lovely, made from love? Isn't she pretty? Truly the angel's best. But I'm so happy we have been heaven blessed. I can't believe what God has done. Through us he's given life to one. Isn't she lovely, made from love? La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. La da 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 da. Isn't she lovely? Life and love are the same. Life is a shame. The meaning of her name. Long did good and not be done without you, consider one so very lovely, made from love. Müthiş, evet. Müthiş. Evet, seni böyle alalım ve biraz Steve Wonder'dan konuşalım istersen. Konuşalım tabii. Gerçekten dünyanın 7 harikası vardı. Biz lisedeyken bu dünyanın 7 harikasını hep ezberliyorduk. İşte dünyanın 7 harikasını biliyorsun. Tabii. Ben Steve Wonder için dünyanın 8. harikası diye düşünüyorum. Hakikaten öyle ya. Gerçekten yaptığı parçalar ve yeteneği bambaşka biri. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii ilk çaldığın parçada bir Ayten Altman parçasıydı. Daha çok evet. Onu da sevdik bu parçayı biz. Ama Doğan Can konu bu parça esas. Kimin bu parça? Yok, Doğan Can'dan dinlemedim ben. Vallahi ben açıkçası Ayten Altman'dan dinledim. Ve daha sonra cover yapan çok kişi var çok tabii ki. Çok kişi var ama tabii bize bu parçayı Ayten Altman sevdirdi.
Sen Doğan Cank'ı parçalarını da iyi yorumluyorsun. Zahersem ilk evet. programda ondan bir parça çalmıştın. Seviyorum. Şeyde yapmıştık onu. Online bir bağlantı, Messenger'daki... Orada çalmıştın. Evet, krizin getirdiklerinde... çok güzel bir parçadır. Doğan Cankuyu ben de çok severim. Evet. Tabii çocukluğunda insan kendini yönlendiriyor bir yerde müziğe. Seni kim etkiledi? Mesela işte benim idolüm budur veya işte bizim komşunun oğlu çalıyordu, biz de yanına gidiyorduk gibi cevaplar var her zaman. Seni etkileyen ne oldu? Yani müziğe başlamana etken nedir? Yani ben... Müziği kendimi bildim bileli çok küçük yaşlarda, eskiden işte bilirsin kasetler vardı yani CD'den de önce. Tabii babamın ki. Kasetlerini önce de plaklar vardı. Mahvederek ben başladım. Yani hadi ya. Radyoda güzel bir şarkı çalardı mesela. Hemen kaydetmeye çalışırdım. Hemen onun kasetini alıp koyup o record yapardım. Onları kaydederdim böyle sevdiğim şarkıları radyoda. Genelde de yabancı olurdu bunlar. Mesela Stevie Wonder'ın o zaman... Bu I Just Called to Say I Love You şarkısı evet. vardı işte. Unutulmazlar. Aynen öyle. Onları mesela böyle şey yapıp kaydedip daha sonra onları ben dinleyip tekrar etmeye çalışırdım. Yani taklit etmeye çalışırdım. Onlarla birlikte söylemeye çalışırdım. Evet. Daha çok yabancı parça dinliyordun herhalde. Yani Türkçe de dinlerdim. Yok. Ama yabancı daha ağırlıklıydı sanırım. Bir tık daha. Çünkü... Şimdi o zamanlar televizyonda daha çok böyle filmlerde yer alan şarkılar ya arabeskti ya şeydi. O da pek... Bize göre değildi. Diyorsun. Yani açmadı. Ya şimdi herkesin biliyorsun. Yani zevkler ve renkler tartışılmaz tabii. diye bir kural vardır. Hakikaten bu böyledir. Yani herkesin farklı bir zevki vardır. Bakış açısı vardır. Beni daha çok yabancı... müzikler daha çok etkili. Bir de sevgili Mert, 80'li yıllarda aslında yabancı müzik daha çok dinleniyordu yani gençler tarafından. Doğrudur. Mesela işte bu dediğin gibi Steve Wonder dönemi, Pink Floyd'lar, Deep Purple'ların dönemi. Tabii ki. Daha çok gençler daha çok yabancı parça dinliyordu. Günümüze baktığımızda yani yabancı parça dinleyen insan çok değil diye düşünüyorum. Ya da yabancı parçaların şekli mi değişti? Kalitesi mi değişti? Güzel şeyler üretilmeye başlandı bizde. Yani Türk pop müziğinde gerçekten evet. çok kaliteli besteciler çıktı. Çok güzel eserler ortaya çıkmaya başladı. Ve yani o 80'ler döneminde herkes, her müzisyen batıdan etkilendi biraz. Kesinlikle. Ve o etkileşimden sonra tabii o sonraki jenerasyon yani beste yapmaya başladı. Ve batı etkileriyle, şeyleriyle o kalite biraz daha arttı sanki. Ve biz de daha çok artık başladık. Türkçe şarkıları dinlemeye. Tabii sen Mausa'da büyüyen bir çocuksun. Doğrudur. Çocukluğun evet. orada geçti. Mümkün değil senin oradaki müzisyenlerden etkilenmemen. Mesela bir Kurultay Akbaylar, Cazmanyalar. Tabii ki. Mausa'da etkendiler. Tabii ki. Etkiliydiler tabii gençler ki. Üzerinde. Tabii ki. Sen de onlardan yani, sağ olsun lisedeki müzik öğretmenimiz Kürşat Öztürk. Ona da buradan evet. sevgilerimi, saygılarımı göndermek istiyorum. Çok emeği geçti üzerimizde. Bize çok güzel şeyler öğretti. Yani hem müzik teorisi hem de ahlakıyla da alakalı. Yani bir müzisyenin nasıl olması gerektiği. Ya bugün kimse çok böyle şeyleri... O çok önemli aslında. Tabii şey yapmıyor. Önce adam olacaksın, insan olacaksın. Sonra tabii ki, tabii ki. Yani o orada çünkü bir sahnedeyiz biz. Yani bir müzik icra ediyoruz ve insanlar bizi dinliyor. Yaptığımız şeyi dinliyor. Ve bu sadece orada onunla kalmıyor. Yani aslında biz... Bir yerde bir örnek teşkil ediyoruz. Yani toplumun yüzü gibi bir şeyiz. Örnek olmalı tabii müzisyen. Tabii ki. Yani bence de. Yani duruşu, konuşması, giyimi, her şeyiyle. Tabii özel dersler de aldın herhalde değil mi? Şan dersi veya gitar dersi aldın değil mi? Gitar dersi aldım. Evet, gitar dersi aldım ama şan dersi almadım. Yani şan dersi işte... 96'da ben başladım böyle gitar çalıp söylemeye. Ondan sonra kaç yaşındaydın o zaman? Yaşında ortaya çıkacak ama. Kaç yaşındaydık? 16. 96'da. 16 yaşında evet. falan. 80 doğulmuşsun yani. Evet. Hemen yaş. Hesapladın ama maşallah matematik. Tabii. Ben hiç hesaplayamam böyle yani yaş 40 saat düşünürüm. Tabii 96'da ne ile başladın? Mesela ilk ezberlediğin parça hangisiydi hatırlıyor musun? Tabii ki. Mazhar Fuat Özkan'dan Güllerin İçinden. Tabii o yıllarda onlar da patladıkları dönemdi. Tabii ki Mazhar Fuat Özkan o Türk
Türkçe dinlediğimiz idollerimizdendi yani. Mozart, Fuat Özkan, Fikret Kızılok. Ama Güllerin içinden çalma olarak çok da kolay bir parça değil ya. Ya arpej olarak çalacaksan değil mi? Evet, evet. İşte bilmiyorum yani herhalde insanın da şeydir ya böyle neyi severse o daha kolay gelir ona onunla yapmak. Onunla başlamak ister. Evet. Veya heveslenir ben bu parçayı çalacağım der. O yüzden herhalde evet. Kolay geliyor. Tabii iki aylık bir süreçte müzik piyasası da çok iyi günler yaşamadı değil mi? Ne diyorsun? Aynen öyle. Yani her yer kapandı tabii ki krizden dolayı. O zorunlu bir şeydi. Olması gereken bir şeydi. Şimdi yavaş yavaş bir hayat tekrar normale dönmeye başladı. Bu özellikle bizim ülkemizde aslında. Yani dünyanın geri kalan birçok yerinde hala daha hatta çok yakın komşumuz güneyde bile ciddi normale bir şekilde dönmedi daha. Devam ediyor. Aynen öyle. Ama tabii ki insanlarda bir o tereddüt zannedersem o endişe hala daha var. Yani o yenilemedi henüz. O da gayet normal. Olması dışarı da iyi aslında. Çıkmıyorlar fazla. Tabii ki çünkü baktığımızda göremiyoruz şeyini. Dünya Sağlık Örgütü araştırıyor. Hala da virüsü çözemediği için aşısını yapmaya başlayamadı. Yani çünkü sürekli diyor bu mutasyona uğruyor. Farklı farklı mutantları var, şeyleri var. Tabii müzisyenin de aslında beslendiği yer sahnedir. İstediğiniz kadar sosyal medyada, istediğiniz kadar şeyi çalın, istediğiniz kadar paylaşın. Karşınızda birini hissetmiyorsanız, tabii ki. Geçtiğimiz günlerde bunu Messenger'da konuştuk bazı arkadaşlarla. Yani sahne başka bir şeydir. Kesinlikle. Yani o canlı kanlı birinin karşısında durup da senin yüzüne baktığını, seni dinlediğini görmek başkadır. İşte evde oturup da kamerayı kurup, telefonu kurup da söyleyip... Çünkü tepkileri görmüyorsunuz. Aynen öyle. Değil aynen mi? Öyle. Sahneye çıktığında kendini orada dinletebiliyor musun? Yani bazı arkadaşlar buraya geldiğinde şey diyor, işte biz falan mekanda çalıyorduk. Herkes kendi aralarında konuşmaya hala daha devam ediyordu. Bu seni rahatsız eder mi? Veya sen oraya çıktığında kendini hissettirebiliyor musun? Şimdi tabii ki yani o aslında genel olarak öyle bir sıkıntı her zaman vardır. Çünkü ama ben bunu gayet normal görüyorum. Şöyle ki yani şimdi bir müzisyen olarak o açıdan bakıp bir de oraya dışarıya sosyalleşmeye çıkmış insanlar arkadaşlarıyla bir araya gelmiş. Evet. Müzik başlayana kadar bir sohbet başlıyor. O sohbet koyulaşıyor. Çat diye kesemiyorlar çoğu zaman müzik başladığında. İşte onu çat diye kesmek de biraz bizim elimizde. Yani sen bilirsin böyle bir vurucu bir parça seçip. Bravo, yani bravo. Genel olarak insanların sevdiğini, beğendiğini bildiğimiz yahut da düşündüğümüz, kendimizin de çok güzel icra ettiği bir şeyle giriş yapıp onların ilgisini çekmek. Yani ben öyle yapıyorum bilmem. Bravo. Bu da tabii dediğin gibi müzisyene bağlı. Evet. Sen öyle bir sıkıntı yaşamıyorsun. Yok, yaşamıyorum. Genelde çıktığın ortamlarda nedir istenen tarz? Yani beğenilen tarz işte birçok arkadaşımız diyor ki biz çıkıyoruz yabancı parçadan başka bir şey çalmıyoruz. Bu yüzden seyirci konusunda biraz sıkıntılıyız. Katılıyor musun buna? Yani ülkemizde hala daha böyle caz, blues veya rock müzik dinleyen büyük bir kesim yok mu? Ne dersin sen bu işe? Tabii öyle büyük bir kesim yok. Yani caz, blues, pop müziğe nazaran daha az popüler. Dinleniyor. Daha az dinleniyor. Yani dolayısıyla pop müzik daha fazla ağırlıklı. Veya piyasa atıyor. Dediğimiz müzik. Aynen öyle. Güncel. Güncel. Ama tabii ki bence sahne alan bir müzisyenin repertuarında biraz geniş olması gerekir. Yani hani nabza göre şerbet deriz ya. Sahne o kadar da kolay bir şey değil diyor. Değil tabii ki. Yani orada herkesi bir şekilde çok fazla tabii ki konseptin dışına çıkmadan ama birazcık da memnun etmek de gerekiyor. Yani değil mi? Çünkü adam oraya olsa, eğlenmeye gelmiş. Tabii ki, tabii ki. Çok da böyle idealist olmamak gerekiyor sahnede. İşte biz bu tarzdan başka bir şey çalmayız. Çok da öyle bir lüksümüz yok diye düşünüyorum değil mi? Yok tabii ki. Yani biz İstanbul'da değiliz. Ya da işte orada, New York'ta değiliz. Yani nüfusumuz belli tabii ki. Yani İstanbul'da 20 milyon insan yaşıyor. Şimdi orada rock da yapsanız en az 1 milyon kişi bulursunuz.
caz yapsa en az 1 milyon kişi neyine etmez. Çok ama doğru. Tabii ki, ama bizde öyle değil burada. Onun için daha fazla emek harcayıp biraz daha böyle farklı tarzlardan da bir şeyler eklemek gerekiyor repertuara diye inanıyorum. Evet. Yalnız olmak sahnede sıkıntılı mı senin için? Yalnızlık zor zanaat. Yalnızlık zor zanaat. Şimdi avantajları da var. Ama tabii ki bir grupla, bir orkestrayla birlikte sahnede olmanın o deneyim verdiği, tabii verdiği o haz, o özgüven daha farklı. Yani ben bunu şeye benzetirim hep söylerken işte. Nerede derim ki bir yere, işte belki yanlış bir benzetme olacak ama bir savaşa giderken nerede arkanda bir ordu olsun, nerede tek başına güzel gidesin. Bir benzetme. Yani güzel o arkandaki güven, o orkestranın verdiği, sana işte bas gitarı duyuyorsun, davulu duyuyorsun, işte klavyede altyapılar var, gitarlar, her şey güzel. Sana bir tek söylemek ne güzel kalıyor geriye. Bir tek ona konsantre olup bırakıyorsun orada. Şimdi avantajı nedir? Avantajı da yalnız olmanın. Yalnız olmanın. Kendin istediğin zaman istediğin şekilde provanı yapabiliyorsun, şey yapabiliyorsun. Veya canının çektiği parçayı çalıyorsun. Aynen öyle. Zaman zaman gruplarda, yani grup içerisinde olduğunuzda şarkı seçiminde bile sorun yaşıyorsunuz. Olabilir. Mesela evet. Mesela dönüyorsun, klavyeci diyorsun işte şunu çalalım. Ya şu anda gitmez o gibi tepkileri de gelebiliyor. Evet. Yani o yüzden yalnız olmanın. Ama bence yani bilmiyorum, sahnede orkestrayla birlikte olunduğunda da solistin karar vermesi gerekir. Çünkü en önde seyirciyle iletişime geçen o. Yani arka taraf o elektriği birbirine iletiyor, enerjiyi. Öndeki soliste veriyor. Ve o elektriği öndeki solist vasıtasıyla alıyor. Kesinlikle. Karşıdaki seyirciyi. Yani çoğu zaman solist daha iyi nabzı yoklayabiliyor diye düşünüyorum ben, kızmasın diğer müzisyenler. Yok, çok doğru, çok doğru söyledin. Senin tabii ki birlikte olduğun arkadaşlar kimlerdi veya hangi ortamlarda beraber oldunuz? Yani çok arkadaşla çalıştık. Yani mesela işte biz Altu Çevik'le başladık. İşte bizim orkestramızda o zaman lisede de beraberdik. O şu an Öldüren Şampanya'nın bateristi, davulcusu. Evet, evet. Emre Çeker, Ekin Ölmez. Bunlar hep Mausa bölgesinin müzisyenleri. Evet, evet, evet. Şimdi tabii hepsi onlar da Lefkoşa'da. Ekin Mausa'da, Altu Mausa'da. Onları toparlama düşündün mü hiç? Şimdi aslında biz birlikte bir orkestramız vardı. Ben bir ara işte bir okul için Türkiye'ye gittiğimde tabii dağıldı. Onlar da kendilerine başlarının çaresine baktılar. Tabii ki orkestralaydı ve hepsi şu an yoğun bir şekilde çalışıyor. Ama projelerde bir araya geldiğimiz oluyor. Yani işte böyle münferit projeler oluyor. Bir repertuar belirliyoruz. Özellikle festival dönemleri. Evet. Tabii bu yıl festivallerde de bir renk hareket olmayacak gibi görünüyor. Gibi görünüyor, evet. Aynen öyle. Yani her tarafı bozdu bu Covid-19. Ya 2020'yi diyorum ki ben gözden çıkaralım. Yani yokmuş gibi. Maalesef öyle galiba oldu. Galiba öyle oluyor. Evet, şu anda bizi tabii Avustralya'dan dinleyen, izleyen izleyiciler de var. Londra'dan, Kanada'dan, Amerika'dan. Çünkü zaman zaman daha önceki programlarda o mesajları aldık bu Covid-19 sürecinde. Çok güzel. Şu anda bizi dünyanın her neresinde olup da izleyen varsa onlara bir güzel parçayla seslenmek istiyoruz ve programımıza devam ediyoruz sevgili Mert. Ben hemen geçiyorum. Bu parçamız diyorum ki bizi yurt dışından izleyen izleyenlerimize gitsin. Onlar da ülkemizin hasretini yaşayan insanlardır. Evet. Bu parça onlara gitsin. Sevgili Mert Yılmaz'ın güzel yorumuyla. Eskilerden, yani 90'lardan bir şarkı yapalım o zaman. Rüyalara daldım senin için, hatıralar topladım bir sürü.
kapıları odalar açtım yavaşça. Ne yaptıysam kapatamadım, rüyalara daldım senin için. Seni aradım her yerde, tuhaf bir telaşın vardı üstünde. Kaybettim sandım seni. Rüyalar, rüyalar, ah bu rüyalar. Geceler bitmez sensiz rüyalar. Aklımı çelen, koynuma giren, kokunla yandım sonsuz rüyalar. Şeytana uyan, koynuma giren, canına yandım sensiz rüyalar. Rüyalara daldım senin için. Hatıralar topladım bir türlü. Kapıları odalar açtım yavaşça. Ne yaptıysam kapatamadım. Rüyalara daldım senin için. Seni aradım her yerde. Tuhaf bir telaşın vardı üstünde. Kaybettim sandım seni. Rüyalar, rüyalar, ah bu rüyalar. Geceler bitmez sensiz rüyalar. Aklımı çelen, koynuma giren, kokunla yandım sensiz rüyalar. Şeytana uyan, koynuma giren, canına yandım sonsuz rüyalar. Müthiş bir Harun Kolçak parçasıydı gerçekten. Evet. Çok güzel yorumladın sevgili Mert. Teşekkür ederim. Dilersen bir parça daha alalım ve tabii ki. Bundan sonra veda konuşmamızda yavaş yavaş. Okeydir. Programımız çok güzel gidiyor sayende. Eksik olma. Evet sevgili izleyenler, bundan böyle salı, pazartesi ve salı günleri 2-3 arası canlı yayında Müzik Gezegeni canlı programıyla birlikte olacağız. Ve Cap Canlı sevgili Mert Yılmaz'la devam ediyoruz. Bomba gibi. Kim demiş şu olmaz, kim demiş bu olmaz? Kim yapmış kanunları, kim yazmış kitabını? Bir sana bin bir bana, gündüzü gece ettim. Kim demiş şu olmaz, kim demiş bu olmaz? Kim yapmış kanunları, kim yazmış kitabını? Bir sana bin bir bana, gündüzü gece ettim. Ben sana doyamadım, hasta ettin sen beni. Bir sana bin bir tane bana, bir gün hesaplaş.
yaşayacağız. Çiçekleri kurutup bir sana bin bir tane bana. Ben sana doyamadım, hasta ettin sen beni. Bir sana bin bir tane bana. Bir gün hesaplaşacağız, çiçekleri kurutup bir sana bin bir tane bana. Bir sana bin bir tane bana. Sevgili istemem, bana bir tek şey lazım. Kim yapmış kanunları, kim yazmış kitabını? Bir sana bin bir bana, gündüzü gece ettim. Sevgili istemem, bana bir tek şey lazım. Kim yapmış kanunları, kim yazmış kitabını? Bir sana bin bir bana, gündüzü gece ettim. Ben sana doyamadım, hasta ettin sen beni. Bir sana bin bir tane bana. Bir gün hesaplaşacağız, çiçekleri kurutup. Bir sana bin bir tane bana. Ben sana doyamadım, hasta ettin sen beni. Bir sana bin bir tane bana. Hesaplaşacağız, çiçekleri kurutup. Bir sana bin bir tane bana. Bir sana bin bir tane bana. Çok güzel bir ünlü parçasıydı sevgili Mert. Evet. Eline ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Tabii ki bu ünlü grubu şu anda piyasada yok galiba. Evet, zannedersem. Çok güzel bir rock parçasıydı bu ve sen bunu farklı bir yorumla ne getirdin. Güzel, farklı bir yorum kattın. İşte az önce konuşmuştuk ya, hani cover birazcık bir şeyler. Ama güzel, pop da güzel oldu. Ha. Senin yaptığın gayet güzel oldu. Evet. Ben çok sevdim. Şimdi sevilen bir şarkı. Rock dediğin gibi çok dinlenilmiyor. Biz de satabilmek için birazcık boyadık, birazcık zımparaladık kenarlarını. Tabii sevgili Harun Kolçak'a da buradan saygıyla anmak istiyorum. Evet. Gerçekten Türkiye'nin önemli besteci ve seslerinden biriydi. Çok. O buğulu ses zor gelir bir daha sanki. İnsanda olan bir tarzdı. Kesinlikle katılıyorum. Yani onun o duygu yoğunluğu, o buğulu sesteki o şey efsaneydi, çok iyiydi. Evet, tabii ki bugün ilk programımız, ilk yayınımız seninle. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. En son müzikle bitirmek istiyorum. Mert Yılmaz'ın bundan sonraki projeleri nelerdir desem mesela, ne var kafanda, ne düşünüyorsun? Neler yapacaksın müzik adına? Herhangi bir proje var mı? Muhakkak var da. Proje var. Yani şu anda işte birkaç konser yani hazırlığı yapıyoruz. Önceden bu yarışmadan sonra aslında olan bir şeydi. Ama bu iki ay bir sekteye uğradı. Krizden, koronadan dolayı. Şimdi o tekrar bir gündeme geldi. Onların hazırlıklarına başladık. Eğer Covid-19 müsaade ederse yani bundan sonra konuşmalarımız öyle olacak. Yazda evet, o konserler olacak belli başlı yerlerde. Onu yine senin aracılığınla duyururuz. Seni de öyle mi anons ediyorlar? O Ses Mert diye mi anons ediyorlar? Çünkü O Ses Türkiye'ye katılan herkesin önüne bir O Ses şeyi ekleniyor. Sıfatı. Yani biz birazcık, ben zaten O Ses Türkiye yarışması bitti. Ondan sonra zaten sağ olsun Covid, korona öyle bir... Yarışmanın sonuna mı denk geldiydi bu? Yarışma bitti, geldik. Bir ay sonra. Tam işte konserler, programlar falan filan başladı. Onlar görüşülmeye, ayarlanmaya tam meyveleri toplayacak. Aynen öyle.
kapandık. Yani onun için bilmiyorum ne olacak, o başta o ses olacak mı olmayacak mı? Çünkü ama unutulmaz yani, tabii ki o yaptığın şeyler ya. Yani tabii ki o sıfat kullanılacak ve yani orada yaptığın, o yarışmada verdiğin performanslar unutulmaz tabii ki hiçbir zaman. Zaten ya, kayıtlarda her yerde var o. Evet. Kimse de bunu unutmaz. Demek ki konserler var projeler içerisinde. Evet, konserler var. İşte kendi bestelerim üzerinde çalışıyorum. Yani dediğim gibi sona getirdim. Onları bitirip gene fırsatımız olursa bir stüdyoya girip bir kayıt yapmak istiyorum. Artık parça yapmak için Türkiye'ye gitmeye gerek yok değil mi? Yok. Evet, yok. Yani burada da yani hemen hemen her bölgede bir stüdyo var. Mausa'da, Lefkoşa'da, Lefke'de, Güzelyurt'ta, Çatalca'da. Var, 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 var. Yani o yüzden evet. Bence de yani mümkün olduğunca adamızdaki, yani sonuçta onlar da bir sürü bir emek vermişler. Yani bir sürü bir yatırım yapılmış. Tabii ki destek burada adına da. Yani onları hiçe sayıp da Türkiye'ye gitmeye ben çok fazla gerek görmüyorum açıkçası. Tabii ki orada bulunduğun sürede plak şirketleri veya yapım şirketleri herhangi bir teklifte veya bir öneride bulundular mı sana? Yok. Yani, çalışmalar oldu mu? Şöyle işte orkestra, Tarık Sezer Orkestrası'nın birkaç girişimi olduydu. Ve o zaten onlar yarışma bittikten sonra tabii çok yoğun bir süreçten geçtikleri için belli bir süre bir tatil yapıyorlar. Yani onların o 1-2 aylık tatilinden sonra tekrar irtibata geçip işte tekrar benim İstanbul'a gitme durumum vardı. Tabii işte kriz, bu pandemi her şeyi alt üst etti. Gerçekten onların çok yoğun bir çalışma sistemi, temposu var değil mi? Yani baktığınızda o kadar insanla hem prova yapacaklar hem yayınlara katılacaklar. Çok zor bir süreç. Haftanın iki günü kayıt var. İki günde prova vardı ilk başlarda. Yani dört gün sabah saat 10, 10.30, 11'de başlayıp gece saat 9'a kadar stüdyoda adamlar çalıyor. Yani insan yani, bir yerde eksik olsun da diyebiliyor. Evet. Değil mi? Tabii ki. Ya. Bir de yani sevsen sevmesen bir sürü farklı şarkı var. Yani geliyor önüne bunu. Söyleyen var, söyleyemeyen var. Sana sevmediğin bir parçayı okuttular mı hiç bu süreçte? Yani o yarışma döneminde. Ya o yarışma döneminde sevmediğim demeyeyim ama hiç bilip bilmediğim, daha önce hiç söylemediğim Ferdi Tayfur'un Ben de Özledim şarkısını iki gün kala. Bana, bu parçayı söyleyeceksin. Bu parçayı dedi. Söyleyeceksin. Ben dedim hiç hayatımda bu şarkıyı söylemedim dedim. O zaman ezberlemeye başla dediler. Aynen öyle yani işte buradaydım, Kıbrıs'taydım. Yani itiraz etme şansı yok diyorsun. Yani şimdi şöyle ki onların bir telif hakkı durumları var. Yani işte bizden mesela liste istediler. İşte yazdık yani ben yazdım işte ben bu şarkılar istiyorum. Bu teliften dolayı takıldı. İşte bu yasak. Yani ilginçtir. Mesela Barış Manço şarkıları yasak. Arif Sağ yasak. Ondan sonra başka. Arif Sağ yasak? Evet. Tamam Arif Sağ anladık. Yeni Arif Sağ'ın mesela şarkıları biraz Ahmet Kaya yasak. Ahmet Şarkı şarkısı çok okundu diyebiliyorum. Daha önceki. Daha önce öyle. Ama şimdi Ahmet Kaya zannedersem şeyden dolayı yasaklandı. Yani çok fazla her çıkan Ahmet Kaya ile çıkmak istedi ve bir artık şey oldu. Tek düzelik olduydu. Çünkü parçalarında zaten albinisi var. Parça zaten bilinmiş. O yüzden herhalde engellemeleri normaldir bence. Mesela şey vardı. Emre Altuğ izin vermemiş mesela şarkılarının orada kullanılmasına. Yani halbuki telif hakkı olarak ücretlerini alıyorlar diye biliyorum ben. Tabii ki ama şimdi tam olarak da biz onun bilmiyoruz. Arkada ne oluyor, nasıl bir şeydir? Yani o sanatçı için avantaj mı, dezavantaj mı? Yani düşün sen harika bir beste yaptığını düşün. Söyleyemeyen de bir sürü insan onu çıkıp orada rüsva da edecek yani. Bir de o var. Anlatabildim. Doğru. Yani belki de birçok sanatçı o yüzden izin vermiyor. İşte olabilir. Ya benim aklıma gelen gerekçeler bunlar. Yani ben tabii ki orada o fırsat olmadı. Yani bunun için yasak, bunun için yasak diye. Çünkü zaten çok böyle hızlı bir tempo orada şey yapıyor. Kabul ediyorsunuz siz de tamam diyorsun ya olur.
Sence orada birinci gelenler gerçekten izleyicinin gönderdiği SMS'lerle mi birinci geliyor? Yoksa orada da bir yani farklı hileler dönüyor mu? Yani burada bunu konuşmayın ne kadar doğru bilmiyorum ama gerçekten izleyici mi seçiyor bu birinciyi? Yani onun öyle olduğu veyahut da olmadığıyla ilgili elimde herhangi bir kanıt yok. Kimse de bir şey bilmiyor değil mi? Yani onun için şimdi böyle ciddi bir konuda eğer elinde insanın bir kanıt olmadan bir şey söylemesi bence doğru değil. Yani düşünceyle yani fikirle bir şey söylemek bir yerde sonuçta bir atıfta bulunmuş olacak. Tabii gerekir. Zaten dile getiren suçlanmış olacağız. Tabii dile getiren çok arkadaş olduğu yarışma sonrası. Ancak dile getirmek yetmez. Elinizde kanıt olacak dediğin gibi. Tabii ki. Tabii ki. Aynen öyle. Yani birçok arkadaş işte o yarışmaya katılan mesela İbrahim Şevki'yi hatırlıyorsun. Hı hı. Yani ülkemizden çok aslında katılın çok ses oldu. Gitti o yarışmaya ve çok da başarılı olan arkadaşlar oldu. Aynen. Mesela Soyhan gibi, tabii, senin tabii, gibi. Tabii tabii. İbrahim Şevki gibi. Tabii yarışmadan sonra hep şey dediler. Yani pek de dışarıdan göründüğü gibi değil. Yani oraları. Sen de aynı şeyi düşünüyor musun? Yani şimdi dışarıdan tahmin edildiği gibi değil kesinlikle. Yani oradaki sahnenin arkası, şimdi sahnenin ön tarafı bizim televizyonda izlediğimiz gayet çok güzel bir prodüksiyon. Evet. Müthiş bir ışık sistemi, ses sistemi, işte orada bir sahne. Yani işte kısacası güzel bir prodüksiyon. Dolayısıyla arkada da aynı şey olduğunu düşünüyoruz ama arkada çok öyle değildi. Yani birazcık sıkıntı, birazcık şey çekmek durumundaydınız yani o yarışmaya devam ederken. Hatta sen benim programda şey söylemiştin yani çok hastaydın, iyi değildin ve o programa çıkmak zorundaydın. Tabii tabii. Öyle sıkıntılar da oluyor. Aynen öyle yani çıkmadan işte 1-2 saat önce orada bir ambulans var. Oraya götürüyorlar bir iğne. O iğnenin etkisi... Kortizon herhalde. Vallahi Bepanten yapılmıştı sorduğumda. Zaten ben ilaç da alıyordum kendim. Çünkü bronşit geçirdim ben orada. Zaten, o dönemde. Tabii tabii. Ben mesela Allah dinlerken Allah. O kayıtları ben farkındayım. Farkındasın. Bir şarkıda mesela rüyaları söylerken sol kulağım duymazdı hiç. Tamamen tıkandıydı. Bir o de da, o da farklı bir parça yani. Bir de yolculuk çünkü biliyorsun işte grip olduğunda bile doktor şey yapmaz, tavsiye etmez uçak yolculuğunu. Çünkü bir basınç yiyor şey. Zaten orada bir ödem var hastalıktan, gripten dolayı. Tabii tabii. Tıkanıyor basınçtan. Nitekim bana da oldu. Yani sürekli çünkü o ara işte bir ayın içerisinde belki de 15 defa gittik geldik. Öyle şey yaptık uçtuk. Yani şanssızlık diyelim artık senin adına. Yani bir de kışın en şey dönemi aslında o yarışma. Yani müzisyenlerin en sevmediği aylar. Bilirsin sen de. Solistlerin tabii, özellikle. Tabii ki. Kış çünkü gripleri boğazın şişer. Şöyle etkilenir olur, insan yani etkilenir, ses olarak etkilenir. Tabii. Bir de orada sürekli bir yoğun tempo. Yani sabah 9-9.30'da gidiyorsun oraya stüdyoya ve bekliyorsun senin sıran gelsin de provaya çıkasın. Önünde 100 kişi var. Rahatsızsın. Yani ama öyle bir şey ortamı yok. İşte rahatsızsın sen yat. Dinlen şey yapalım. Mecbur orada oturacaksın. İşte çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun. Ama oradasın. Ama senin adına tabii ki iyi bir deneyim oldu. Tabii ki, tabii ki. Her şeye rağmen değer. Evet. Evet sevgili Mert Yılmaz, gerçekten çok iyiydi seninle bu programı, bu ilk programı paylaşmak. Sağ olasın. Yavaş yavaş da programın sonuna geldik. Ben diyorum ki güzel bir parçayla kapatalım bu güzel programı, bu güzel günü. Son tabii olarak ki. Bir şeyler söylemek ister misin? Öncelikle bu yeni canlı yayınında başarılar diliyorum sana. Eminim de öyle olacak zaten. Teşekkürler. Keyifle de izliyoruz zaten. Bütün umarım ilerleyen haftalarda tekrardan seninle buluşabiliriz. Kısmet tabii ki. Neden olmasın? Çünkü gördüğüm kadarıyla ne zaman sana seslensek hiç ikiletmeden... Tabii ki. Yani ben inan gerçekten çok büyük keyif alıyorum buraya gelirken. Seninle böyle güzel sohbet ederken. Teşekkür yani burada ederim. Bu stüdyoda olmak, bu havaya solumak ne güzel, her zaman çok olmak. Güzel. Sağ olasın. Biz çok teşekkür ediyoruz sevgili Mert ve ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına bu ilk canlı yayınımda sizlere hoşça kalın diyoruz. Ancak müziksiz kalmayın ve programımızın sonunda Mert Yılmaz'ın güzel bir parçasıyla veda diyoruz. Hoşça kalın. Sevgili Mert, evet. Söz sende. Teşekkürler.
Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fehmi Oktay, Berete 1'de. Meteoroloji uzmanı Fehmi Oktay'la hava durumu hafta içi her gün yeni yayın döneminde Sabah Haber'de. Fehmi Oktay'la hava durumu hafta içi her gün Sabah Haber'de. ...18. saat Berete 1'de. Pembe Paşoğlu.